Sevgili seyirciler, hatırlayacaksınız, ekranlarımıza da yansıttık. Beşer Esad'ın Türkiye-Suriye yakınlaşmasına ilişkin olumlu mesajları vardı. Ve bu mesajları uzmanlarla da değerlendirdik. Dün gündemin nabzında, canlı yayında Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal da çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Ve Esad'ın mesajını o da son derece olumlu ve tarihi bulmuştu. Aynı zamanda vurgu yaptığı noktalardan biri de Suriye ile yakınlaşmamız konusunda PKK-PYD'nin aynı bölgeden bu ortak siyaset, stratejik ortaklık sayesinde barınamayacağını ve elbette Amerika'nın da bundan olumsuz etkileneceğini vurgulamıştı. Şimdi o açıklamalara bakın. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Suriye Meclisi'nde Türkiye ile işbirliği hakkında yaptığı olumlu açıklamaların yankıları sürüyor. Gayet pozitif, mantıklı, uzlaşmacı ve Türkiye ile hemen yani süratle yeni bir sayfa açmaya niyetli birisinin konuşması oldu. Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal, Türkiye ile Suriye işbirliği yaptığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede barınamayacağını söyledi. Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat'ın doğusundaki işgali var. Ama Suriye ile Türkiye uzlaştığı takdirde, buna Rusya, İran da zaten destek veriyor. Orada Amerikan güçlerinin ayakta kalması, sürekli kalması pek kolay bir iş değil. Bunu da herkes biliyor. Dolayısıyla Profesör Doktor Hasan Ünal, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için siyasal ve uluslararası ortamın çok uygun olduğunu belirtti. Şu andakinden daha uygun bir siyasal ortam, uluslararası ortam bulamaz Türkiye. Yani Rusya Türkiye ile Suriye'yi uzlaştırmak için uğraşıyor. İran Türkiye ile Suriye'yi uzlaştırmak için uğraşıyor. Bütün Arap devletleri Suriye ile ilişkilerini normalleştirmiş durumda. Ünal yapılması gerekenleri de sıraladı. Bizim burada yapmamız gereken şey çok açık. Suriyeli sığınmacıları geri göndermek. PKK-PYD'ye karşı ve bütün cihatçı terör örgütlerine karşı ortak mücadele için Suriye ile zaten aramızda var olan Adana mutabakatını genişleterek, güncelleyerek yeniden uygulamaya koymak olmalı. Türkiye Suriye ile hızlı bir normalleşme sürecine girip aslında Suriye devleti ile ilişkilerini 2011 bu kirli savaştan önceki stratejik işbirliği noktasına çekmeli, çekebilmeli, bunun için uğraşmalı. Bunun